güzel bir piyasa olmaya başladı. Haftanın ikinci yarısından itibaren 11.000'i test ediyoruz. Bu seviyeler ne anlatıyor? Moody's'i mi fiyatlıyoruz? Artık o kritik seviye aşıldı mı? Genel görünümü konuşarak başlayalım. Şöyle söyleyelim, aslında endeksin 11.000 seviyesine tekrar geliyor olması aslında burada tekrar yukarı yönlü bir yükselişin, bir trendin, ilk önce kısa vadeyle başlayacak bir yükseliş trendinin, sonra biraz daha yükselişin hızlanıp 12.000'lere doğru, 12.500'lere doğru evrileceği bir döneme giriyoruz. Özellikle Mayıs ayının yanılmıyorsam 21'inde endeks 11.000 seviyesini görmüştü orada. Fakat orada kapanış yapılamamıştı. O tarihten beri aslında endekste bir taban oluşumu 10.000 seviyesinin üzerinde, 11.000'in altında bir bantta aslında bir hazırlık sürecini biz geçirdik. Yaklaşık 1,5 ay civarı. Şimdi de tekrar 11.000 seviyelerine gelmiş olmamız aslında bu yolun devam edeceği anlamına geliyor. Ama tabii bu bizim içinde bulunduğumuz süreç içerisinde endeks durduk yere 12.000 lira gitmeyecek. 10.000'e gelmesinin de bir hikayesi var. Özellikle de son günlerde Türkiye, özellikle de yönetmiş olduğu hükümetin yönetmiş olduğu, ekonomi yönetiminin yönetmiş olduğu ekonomik programda olan inancın giderek artması ve bunun iyi bir şekilde anlatılıyor olması hem yabancı yatırımcıya hem de içeride anlatılıp bu durumun da güven vermesi aslında Türkiye piyasalarını başlı başına ön plana çıkartmaya yetiyor. Zaten piyasayı bizim önce okuyabilmemiz için özellikle de makro verileri bizim doğru yorumlamamız gerekiyor. Enflasyon beklendiğinden de daha düşük geldi Haziran ayı enflasyonu. Şimdi diğer taraftan bakıyoruz CDS seviyeleri. Kredi risk oranımız 5 yıllık 260 seviyesinde, altına da indiğimiz günler oluyor. Şimdi böyle bir konjektürde borsanın da tekrar 12.000'lere doğru yükselmesini açıkça bekleyebiliriz. Genelde bu tarz beklentiler genelde dünyada da mesela Amerika'da da iyimser beklentiler. Şu anda son günlerde biraz daha artmış durumda. Enflasyonun geri çekilmesi ile birlikte önümüzdeki süreçte özellikle de Eylül ayında faiz indirimlerine başlanacağı yöndeki haberler hep Evet. senkronize aslında. Yani Türkiye tek başına gitmiyor. Özellikle de piyasalar biraz daha makro baktığında parasal genişlemenin artık yavaş yavaş biz sinyallerini almaya başladık. Böyle durumlarda bizim gibi gelişmekte olan ülkelere ilk girenler her zaman en karlı olanlar olur. Ben önümüzdeki süreçte özellikle de önümüzdeki hafta Moody's'in 19 Temmuz'da not artırımıyla birlikte biraz daha önümüzün açılacağını, yabancı yatırımcının tekrar bizim piyasalarımıza gelmeye başlayacağını düşünüyoruz. İki not artışı olur mu? Yoksa bir artış yetecek mi? Yani S&P ve Fitch için not artırımlarına yetişmesini ben açıkçası bekliyorum. Yani bu olmasa bir tane zaten neredeyse piyasa artık kesin gözüyle görüyor. İkincinin olması aslında bize şunu aklımıza getirecek. İlerleyen süreçte, yıl içerisinde toplantının öncesinde Tabii. yeni Elinde toplantıda sonuçta. evet bir basın açıklamasıyla biz Türkiye ile ilgili şu gelişmelerden dolayı mesela enflasyonun 50'nin de altına mesela indiği bir süreçte bir toplantı
oluşturulabilir, düzenlenebilir ve Türkiye ile ilgili artık biz kredi notunu daha da arttırma kararı aldık şeklinde. Bunlar tabii biraz şu an için öngörmemiz zor ama genelde böyle durumlarda bu tarz senaryolarla karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek oluyor. Çünkü bir dönüş, ekonomik dönüşte yani kötü piyasalardan iyi bir piyasaya doğru giderken her zaman ekonomilerde bazı gelişmeler çok daha böyle marjinal olur. Çok daha dikkat çeker. Enflasyondaki keskin düşüşler, özellikle de Türkiye'nin CDS'lerindeki hızlı düşüşler. Yani düşünsenize, yani bizim şu anda CDS'lerimiz 450'lerden şu anki mevcut seviyelere kadar geldi. Peki bunun 200'lere doğru geldiğini düşünün CDS oranlarının. Bu gerçekten Türkiye açısından bir kırılma noktası da olabilir. Çünkü ben Türkiye'nin, hatta aslında dünyanın da söyleyeyim, öyle söyleyeyim, birkaç yıl sonra önümüzdeki 2025 ve 2026 yıllarından sonra yeni bir uptrende girmesini bekliyorum. O zaman bu bir çok döngü, daha uzun yolculuk. Makro düşünmek lazım. Yani bugünü, bu yıl sonunu düşünerek yatırım yapmak açıkçası biraz daha yani günü kurtarmak olur. Şimdi büyük fonlar zaten bu tarz beklentilerin sinyalini aldıkça tabii Türkiye'ye gelme oranları daha da artacak. Özellikle de enflasyon burada öngörüldüğü gibi 38'lere geri gelir. Bir sonraki sene 20'lere doğru tek rakam, bir sonraki sene tek rakamlı haneler. Şimdi bunları zaten gerçekleşmiş olması durumunda zaten bu söylediklerimiz de otomatikman gerçekleşme ihtimali neredeyse kesin gözüyle bakmış olacağız. Ama şimdi siz bir gelişmeyi gördükten sonra yatırım stratejinizi belirleyemezsiniz. Sizin mutlaka bir öngörünüz olması lazım. Bunları da çok önceden sizin çalışmalarınızı yapıp ona göre fonlarınızı çeşitlendirmeniz lazım. Hangi sektörler en hızlı hareket eder? Böyle dönemlerde hangi sektörlere yatırım yapmak? Yani mutlaka bizim elimizde bir veri ağı olması gerekiyor. O yüzden ben önümüzdeki sürecin borsa için çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Şu anki yaşadığımız yükselişler aslında daha Kaf Dağı'nın diyelim görünen yüzü gibi. Yani şu anda bu işin çok daha büyük bir boyutu olacak. Çünkü şunu unutmayalım, son 10 yıllık, 15 yıllık geçmişimize doğru geriye gittiğimizde aslında borsa 500 dolarları görmüş. Yani dolar bazında 500 dolar seviyelerini yıllarca test etmişiz. Ve şu anda geldiğimiz nokta 340 dolarlar civarında. Şu anda zaten 350 dolar hedefimize kısa vadede çok yaklaştık. Bunun devamında 400 dolar ve 500 dolarlar gelecek. Tabii burada şöyle bir senaryo olacak. 500 doları nasıl 10 yıl önce 1 yılda kıramadıysak şu anda da belki 1-1,5 yılımızı alacak 500 dolarları kırmamız. Ama devamında çok daha yüksek seviyeleri göreceğiz. Bunun sebebi de zaten ekonomilerdeki düzelme, büyüme. Yani büyüme hikayesi çok önemli. Şöyle bir istatistik anlatayım size. Buyurun. Şimdi bir ülke büyüdüğü sürece, o büyüme rakamını gördüğünüz sürece buna paralel olarak borsalar da büyür. Kendi borsası da o ülkenin büyümek zorunda. Yani paralel gitmesi gerekiyor. Türkiye ile ilgili en son bir kuruluş büyümesini, Türkiye'nin büyümesini 3.8'e HSBC evet revize etti. Yani bunları biz daha sık görmeye başlayacağız. Yani
büyük bir ihtimalle daha yukarı hedefler de olabilir. Ama Türkiye önden gidecek. Hı hı. Şimdi daha önceki yıllarda nasıl %5'ler, %8'ler, %10'ları biz görmüştük. Bunlar yine olacak. Türkiye'ye bakın, şu kriz ortamında bile yatırım geliyor. 1 milyar dolarlık bir yatırım kararı alınıyor. Çinli bir otomotiv şirketi. Yani bugün böyle oluyorsa önümüzdeki... Hemen sizi destekler bir bilgi vereyim. Yılın ilk 5 ayında Türkiye'ye 3.8 milyar dolarlık doğrudan yatırım geldi. 3.8 milyar dolarlık. Bunun 1 milyar doları BYD ile. Yani bunu biz işte sürekli böyle katlanarak görmemiz mümkün. O yüzden Türkiye hikayesi önemli. Dikkat ederseniz şu anda hem Avrupa'da hem de Amerika tarafında, yani bizim tarafta açıkçası en proaktif ülkelerin başındayız. Şimdi Asya tarafında belki Çin'le mukayese biraz tam denk gelmeyebilir Hindistan'la, ama şimdi bizim coğrafyamızda Türkiye şu anda en çok öne çıkan ülkelerin başında ve çalışma maliyetleri açısından da ya da yatırım maliyetleri açısından da en gözde ülkelerin başında. Şimdi bunları evet. biz hayal edemezsek, düşünemezsek zaten bu yatırım stratejilerimizi büyütemeyiz. Olduğumuz yerde kalırız, anı düşünürüz. Bu arada biraz önce dolar bazlı geldiği noktaya temas etmiştiniz. Tabii veriler anlık oynuyor ama yaklaşık dolar bazlı %30 getiri sağlarken BIST endeksi, geride kalan sektörlere baktığımızda kimya, petrol, plastik bu süreçte sene başından itibaren %1 civarında bir getiri sağlamış. Menkul kıymet yatırım ortaklığı %2 civarında bir getiri sağlamış. Orman kağıt basım yine %2 civarında. Aracı kurumlar da geride kalan sektörler arasında yer alıyor. İnşaat sektörü eksi bir performans çizmiş. Tekrar söyleyelim, seans açık olduğu için ufak çaplı oranlarda değişiklik olabilir. Ama ortalama olarak veri buna işaret ediyor. Bir de en yüksek getiri sağlayan sektörlere bakalım. O da gelsin ekranlara. Hazır dolar bazlı gidebilecek daha yol var demişken İsmail Bey. İletişim ilk sırada yer alıyor. %80'e yakın yükseliş kaydetmiş, bir de dolar bazlı. Yani aslında şu anki tablo biraz daha bize gösteriyor ki borsalar yükselmeye başlayacağı zaman önce mali sektörden başlıyor. Sigorta, yani, banka. Evet. Sigorta, banka ve bir miktar holding. Sonra yavaş yavaş sanayi sektörü tarafına bir geçiş oluyor. O arada da ara sektörlerde iletişim gibi, perakende gibi, gıda sektörü gibi, yani bizim tasarruf edemeyeceğimiz sektörler, yani oradaki harcamaları kısamayacağımız sektörler. O yüzden bu gidişatı biz doğru okuduğumuz takdirde zaten şu anda da bu tablo gayet söylemek istediğimizi çok iyi açıklıyor. Ticaret, gıda, banka, evet. sigorta. Sigorta tarafında da daha çok bu hem prim üretimlerindeki artışlar, oradaki gelen zamlar ve sigorta sektöründeki fonların büyüklüğü ve yönetilmesi açısından şu anda portföylerin yönetilmesindeki orada başarılı yönetimden kaynaklı çok ciddi portföy karları yazılıyor orada. Bu da sigorta sektörünü burada getirisi en yüksek sektörler arasına getirmiş durumda. Bu döngü yavaş yavaş böyle terse de dönecek orta ve uzun vadede. Yani sektörlerde değişimler mi olacak? Tabii. Tabii. Bu şu anda dipten dönüş genelde Türkiye'de bizim ülkemize ait, bilmiyorum diğer ülkelerdeki istatistikleri bilmiyorum ama önce mali sektör, bankacılık sektörü, bunun da zaten matematiksel açıklaması likit olması ve bu sektördeki karlılığın sürdürülebiliyor olması, bilanço kalitesi gerçekten çok iyi. O yüzden bankacılık sektörü yabancı yatırımcının en gözde, en bir numaralı sektörlerinden bir tanesidir.